Herkese merhaba. Aracımız Volvo XC40 T2 benzinli versiyon ve depo dolumu. Bakalım depo dolumu nasıl? Ya, uçak model, Formula 1 model arkadaşlar. Haşırt the Fuing, Formula 1 model. Herkese iyi günler. Abone olun, takip edin. Bay bay. Evet, şimdi de aracımızın dıştan görüntüsünü gösterelim size. Bu restile edilmiş hali, yani facelift, facelift modeli. Gördüğünüz gibi farlar biraz daha böyle farklı. Aynı kasaya sahip olan XC40'a göre ön tarafta facelift var, makyajlanmış hali. Jantlarımız 17 inç, en düşük jant ebatı 235'e 60R17 önler ve arkalar, çelik jant tabii ki. Gördüğünüz gibi 5 kollu güzel bir jantımız var. 4 metre 40 santim uzunluğunda araç. Yani çok güzel C segmenti SUV olayında. Bu arkadaki şey gayet güzel. Şöyle sanki birazcık sportif bir görüntü yapmış. Şu Volvo yazısı tabii tipik. Yazı karakteri bile güven veriyor insana. Bu şekilde 5 kapılı SUV'miz. Ondan sonra buradan bagajımızı açıyoruz. Bagajımız dolu ama içi de bayağı, yani tabii ki malzeme var içerisinde o biçim. 400 litreye yakın bir bagaj hacmi var zannedersem. Artı bunu biraz daha büyütmek de mümkün. Şu malzemeni çıkarttığımız zaman biraz daha derinleşiyor. 400 litrenin üstüne çıkma imkanımız oluyor. Artı bir de şurada bir kopça gibi bir şey var. Bunu böyle kaldırıp da ittirdiğiniz zaman bagaja iki ayrı bölme yapıyor. Arabayı kullanırken eşyalarınız düşmesin diye. Bagajımız elektrikli değil çünkü giriş modeliydi. Essential model. Ayrı bir şey daha var. Şurada bakın kameranın çıktığı yer. Arka görüş kamerası. Şurada da araba gece vakti veya gündüz vakti ne zaman olursa olsun açtığınız zaman burada LED lambalar var. Yolda birisi varsa sizi ve arabayı görebilsin diye. Çok güzel bir detay. Yine güvenlik ağırlıklı. Arabanın ön mekanını göstereyim size şöyle. Genel bir kapsam. Bu şekilde. 4 cam otomatik tuşlarımız, elektrikli aynalar, kapı kitleme sistemi, otomatik kapı kitleme. Koltuklar gayet güzel. Hemen şurada ufak bir İsveç bayrağını görüyoruz. O da güzel. Kafa başlıkları çok güzel. Eski Volvo'ları andırıyor bana. Eski Volvo'larda da vardı. 740'larda böyle hafif kavisli. Ondan sonra multimedya ekranımız ve genel görüntümüz, manuel vitesimiz. Arabanın ön tarafı bu şekilde gördüğümüz gibi. Ve bir de arka tarafa geçelim. Birkaç özel eşya var ama önemli değil. Açabiliriz. Piknik sepeti vesaire. 10 numara 5 yıldız. Arkalarda böyle. Buralar dediğim gibi yumuşacık. Bunlar krom. Çok güzel. Ve mesela 5 kişiyi seyahat ettik. Diz mesafesi gayet iyi. Yani 1.80 boyunda insanlar çok rahat seyahat edebiliyor. 3 kişiyi, 3 yetişkin rahat bir şekilde seyahat edebiliyor. Koltuklarda anatomik ve gayet konforlu. Yani 5 kişilik bir aile için idealdir diyebilirim. Gayet güzel. Burada işte takım elbisenizi koymanız için askılık aparatı vesaire. 2/3 yatan koltuklar. Ortadaki baş desteğini şöyle yukarı çekebiliyorsunuz. Isofix var çocuklar için. Arkada havalandırma menfezi yok. Essential paket olduğu için bir üst paketi alıyorsunuz. Yine halı flex. Hem yalıtım hem kalite açısından çok güzel. Koyduğunuz eşyalarda tıkırtı yapmaz. Bu da çok iyi bir düşünce. Arkada hemen antenimiz. Köpek balığı anteni. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de bir şeye bakalım. Motor kompartımanına. Evet arkadaşlar. Şimdi motor kompartımanına geldik. Kaputu açtık. İçeriden. Ben de sizle birlikte motor kaputu altını sizle birlikte keşfedeceğim. Nereden açıyoruz? Bu Volvo çizgisini takip ediyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Tak. Buraya geldikten sonra elinizi şuradan atıyorsunuz.
Açtık. Çift amortisörlü kaputumuz. Of of of. Bayağı yukarı çıktık. Çok güzel. Harika. Harika. Neden harika? Bir defa çift amortisör harika. Diğer arabalar gibi çubuk koymamışlar. Tek amortisör de koymuşlar. Çift amortisör. Olması gerektiği gibi. Motorumuz 3 silindir. Gördüğünüz gibi 1500 motor, 130 beygir, 179 Nm tork üretiyor. Her şey alışılageldiğimiz şekilde. Burada hemen işte likitlerin olduğu, sıvıların olduğu yer direkt olaraktan belirliyor. Burada yeşil antifrizli suyumuz. Ondan sonra burada silecek suyumuz. Ondan sonra burada klima doldurma yerimiz. 3 Nm yazıyor üstünde. Her şeyini söylemiş yani. Klima doldurmayı bilmeyen araba bile 3 Nm'yi geçme kardeşim demiş. Çok güzel yani. Burada akümüz. Burada ondan sonra sigorta, carçurt, elektronik şeyler. Üstüne su püskürtme kardeşim demiş. Her şey olması gerektiği gibi yerli yerinde ve derli toplu. Öyle abudik gubidik bir şey yok. Tamam, bu yeni model araba. Bunların üstünde böyle plastik kaş olması normal ama bak, plastik kaşa bak, yumuşacık. Yastık diye koy üstüne, yat kardeşim. Yani adamlar güzel yapmışlar her şeyi. Çok güzel. Memnun kalınacak bir araba. Ondan sonra bunun yanı sıra bu motorun ekonomikliği ve ürettiği güçte gayet güzel. Essential paketi olduğu için kaput altında gördüğünüz üzere izolasyon maddesi koymamışlar. Ha, dizellerde var. Dizel daha çok. Benzin ve hibrit olanlarda orada burada yok. Evet, benzin ve hibrit olanlarda yok. Sadece dizellerde var. Çünkü dizel araba daha çok gürültü yapıyor. Onun gürültüsünü kesmek için koymuşlar. Ondan dolayı. Ve bakın, iki yerde kapanma kopçası bak. Çoğu arabada tek yerdedir bu. İki yerde. Bu da çok güzel. Yani bagaj şeyi, pardon, motor kaputunu iyi kapatmamış olsanız bile birisi tutmasa öbürü tutar. O da kaputun açılıp yolda giderken yolu görmenizi engellemek açısından o da bir güvenlik paketi. Yani gerçekten güvenlik detayları hemen gözüne çarpıyor insanın. Arabadan biraz anlayan bir insan bu güvenlik unsurlarını göz önünde bulundurabiliyor. Farlarımız xenon far, değil mi? Çakmalı, LED var. Full LED. Farların hepsi full LED, çakarlı vesaire vesaire. O da Passatçı arkadaşlarımıza buradan şey olsun, bilginiz olsun. Bu şekilde de çakarlarımız var. Paketimiz Essential Paket bile olsa Passat'lardaki aşiret paket gibi çakarlarımız var bunda da. Diyoruz ve kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, esen kalın. Bye bye.